İzleyiciler, ünlü ziraat aletlerinin sunduğu Konya Fuarı'mı sız kesmeden devam ediyor efendim. Stand ziyaretlerimizde gün boyunca sizlerle birlikte oluyoruz. Şimdiki durağımız Cahit Oruç Tarım Makineleri. Yanımızda firma yetkilimiz İbrahim Oruç bizlerle birlikte. İbrahim Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de Köy TV ailesi olarak Konya 2024 Tarım Fuarı'na hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk. İbrahim Bey, sizleri bir tanıyalım. Cahit Oruç Tarım Makinalarını bir tanıyalım isterseniz. Ürün Tabii. gruplarından bahsedelim. Üreticiye ne gibi faydalar, ne gibi avantajlar sağlıyor? Bunlardan Tabii. bahsedelim. Tabii. Öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben İbrahim Cahit Oruç. Firmanın genel müdürüyüm. Aynı zamanda Ar-Ge müdürüyüm. Firmamız geçmişten gelen tecrübesiyle bugünün tecrübesini birleştiren bir firmadır. Bugünün teknolojisini olabildiğinde, üretimde olan teknolojiyi biz kullanmak istiyoruz. Kullanıyoruz da. Daha da kendimizi geliştirmek için çabalıyoruz. Bu o yıllanmış tecrübenin teknolojiyle birleşmesiyle çıkan ürünler midir, ürün grupları? Kesinlikle öyle. Bugün teknolojiyi olabildiğince daha çok kullanarak kendimizi geliştiriyoruz. Ve gördüğünüz ürünleri de bugün burada sergiliyoruz. Evet, gerçekten çok güzel ürünler, devasa ürünler burada izleyicilerimizle birlikte. Bugün işte Cahit, özünüzden sözünüzü kesiyorum. Cahit Oruç Tarım Makineleri olarak biz bugün tarım römorku, katı gübre dağıtma römorku, rototiller, rotovatör, çapa makinası ve bunun gibi benzeri tarım makinelerini üretmekteyiz. Tarım römorku olarak da tek dingili tarım römorku, çift dingili tarım römorku, çift dingili tandem tarım römorku, 3 dingili tarım römorku ve tridem tarım römorku olarak üretimimiz var. Aynı zamanda tarla tipi katı gübre dağıtma römorku, bahçe tipi katı gübre dağıtma römorku, sera tipi katı gübre dağıtma römorku olarak ürün yelpazemiz geniş römork olarak. Haricinde de işte dediğim gibi sıra çapası, frezeli sıra çapamız var, rototillerimiz var, rotovatörümüz var. Ürün yelpazemizi olabildiğince genişletmeye. Geniş ve zengin bir ürün yelpazesine olabildiğince zenginletmeye çalışıyoruz. Çiftçimiz ne isterse biz onu karşılamaya çalışıyoruz efendim. Kesinlikle. Biraz önce teknolojiden bahsettik. Aslında evet, tarım aletleri geçtiğimiz dönemlere baktığımızda artık çağ atladı. Evet, ülkemizde. Kesinlikle. Ama işte biraz daha teknolojiyle adapte etmek çok önemli. Tabii, kesinlikle. Şu an tarımla adapte etmek aslında çok teknolojiyi önemli. Teknolojiyi tarıma adapte etmemiz lazım. Doğru söylüyorsunuz. Bugün Avrupa'da ne kullanılıyorsa, Avrupa'da ne ürünler kullanılıyorsa onları Türkiye'ye adapte etmemiz gerekiyor. Gerek sulama olsun, tarım olsun, gübreleme olsun, her türlü bunu kullanmamız gerekiyor. Olabildiğince kullanmaya çalışacağız. İleriki günlerde Ar-Ge'mizi daha çok geliştirmeye çalışacağız. Ar-Ge'miz geliştikçe inşallah bunlar da ürünlerimize yansıyacak efendim. Peki dış piyasaya baktığımızda, yabancı ülkelere baktığımızda rekabet gücü nasıl size tarım makineleri konusunda? Tarım makineleri olarak Türkiye'miz şu an oldukça iyi durumda bence. Ben öyle görüyorum. Diğer firma sektör paydaşlarımızı görüyoruz. İnanılmaz ürünler üretiyorlar. Çok güzel ürünler üretiyorlar. Gidip de zaten tebrik ediyoruz kendilerini. Biz Avrupa'ya niye yetişemeyelim? Bugün niye yetişemeyelim? Bence daha kalitesini yapabiliriz. Yani o kalite daha kalitesini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Bence. İnşallah Türkiye'miz bu konuda bir yol kat edecek. İnşallah ileride dünya tarım sektöründe ismimizi duyuracağız inşallah. Yön verecek sektör paydaşlarımızla olacağız. Beraber. Kesinlikle. Çok güzel bir fuardayız. Konya Tarım Fuarı'nın ikinci günündeyiz. Evet. Nasıl geçiyor fuarımız sizler için? Fuarımız çok yoğun, güzel. Harika geçiyor. Bilinçli çiftçilerimiz var. Bu çiftçiler bizlere istedikleri ürünleri söylüyorlar. Bizim yelpazemizdeki. Eğer bizim yelpazemizde yoksa gidip arkadaşlarımızdan yardımcı oluyoruz. Bilinçli çiftçiler var dedim. Adam en azından bugün ne istediğini biliyor. Atıyorum bana diyor 10 tonluk römork lazım diyor. 10 metreküp katı gübre dağıtma römorku lazım diyor. Biz de gerekli bilgileri veriyoruz. O da araştırma yapıyor illa ki. Bugün günümüz ekonomisinde bir araştırma yapmak Tabii gerekiyor. Ki. Şart. Araştırmasını yapıyor. Eğer biz uygunsak bizden alıyor. Değilsek bir arkadaşımızdan alıyor ama alıyor. Keşke de alsın, bu tarım bitmesin inşallah. Kesinlikle. Tarımın sürdürülebilirliği için
bu artık fırsatlardan yararlanmak gerekiyor. Evet, bu firmalar da bu fırsatları aslında üreticilerin ayağına getiriyor fuarlar sayesinde. Evet, kesinlikle. Fuarlar çok güzel bir şey. Fuarları boş bırakmamak gerekiyor. Fuarlara katılmak gerekiyor. Biz burada çiftçilerimize ürün satmaya gelmiyoruz. Biz bu ürünleri üretiyoruz. Siz de görün. İleride bir römork, ileride bir katı gübre, bir tarım aleti lazım olduğunda bir Cahit Oruç tarım makineleri aklına gelsin diye. Evet, yani bir römork ürünlerimizi biz yapıyoruz. Siz de görün diye buraya getiriyoruz gerekiyor. Yani. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum İbrahim. Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli izleyiciler, Ünlü Ziraat Aletleri sponsorluğunda stand ziyaretlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın efendim.